Biz çocuklara hikaye yarışması hazırladık. Evet. Çocuklara birer ödül vereceğiz yarışmaya katılanlara. Yani? Harçlık para ödül vereceğiz. Evet. Bir de yiyecek içecek. Evet. Muhabbet şimdi yapılar. Neyle ilgili olay bu? Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar pandemi döneminde okula gidemedikleri için evet. Kendi hayalinde bir hikaye yazıyorlar. Evet. Hikayeye göre bir sonuçlandırma yapacağız. Evet. Buna göre bir etkinlik yapmış olduk. Herkes kağıdı göstermişsin abi. Herkes birerler. Herkesin kendine göre hikayeleri var. Yazdılar. Bir aydır bu işlerle uğraşıyorlar. Her çocuk, her sınıftan çocuklar katıldı. Evet, evet. Herkesin farklı farklı. Okuluna göre değerlendirme yaptık. Birinci belirlenip ödül verecek. Ödül vereceğiz şimdi. Evet, o da geliyor oradan. Maskeler, herkes maske. Maske takın, maske olmaya alsın. Bak çocuklar, birbirinizi yanaşma. Herkes mesafede olsun. Ha, mesafeli olun. Gelin hepiniz, bora siz de gelin. Dinliyoruz, sen biliyoruz, sen dinliyoruz, tamam mı? Hamdi burada mı? Evet. Hamdi, senin hikaye değerlendirme yapıyoruz. Birinci mi? Şahit hayır. Birinci, ikinci demiyorum. Sadece hikayenin eksik fazlalığını anlatıyor. Hamdi'nin hikayesi çok güzel. Ördek baboydu değil mi? Evet. Sadece hikaye olarak güzel. Anlatırken, çocuklar konuşmayın. Anlatırken hikayede bazı bölümler, mesela dışarıdan bir insan okudu mu bazı bölümlerde eksik yerler var. Hikaye yani dışarıdan yabancı okuduğunda tamamen gözünde canlandırması lazım. Yani şöyle örnek vereyim. Buradan köye giderken buradan anlatmışım, bir de köyü anlatmışım, köye varıverdik demişim. Köye giderken örnek diyorum, aradakileri de anlatman lazım. Anladın mı? Hikayede anlatımda eksiklik var. Hikaye çok güzel. Şimdi Hazel'e geldik. Hazel burada mı? Hazel burada. Ya otur. Hem ye hem dinle. Hazel, senin hikaye de çok güzel yani. Orijinal, çok hoşuma gitti. Yani çok güzel hikayelerden birisi. Dinliyorsun çocuklar bak. Sadece burada senin hikayede şey eksikliği var. Kelimeler yazıyorsun ya. Mesela örnek diyorum yani. Ayşe yazacağım. Yazıda hata var. Mesela Ay'a yazmışsın diyelim. Yani harf eksiklikleri var hikayede. Onlara dikkat et. Yani bir daha hikaye yazarken tekrar oku yani. Okurken kelimelerin tam harfleri yazmayacaksın. Harf eksikliklerim var. Yoksa hikayen çok güzel yani. Çok gelecekte güzel de yazacağını düşünüyorum yani. Güzel hikaye yazmışsın. Çağla burada mı? Çağla. Çağla senin hikaye de güzel ama çok küçük. Yani yani çok küçük bir yazmış. Yani birazcık anlatacağın hikayeyi işte o civcivlerin şeylerini falan filan. Bir sayfa yapman lazım. Ama ilk başlangıç güzel. Seda Nur burada mı? Seda nerede? Burada. Ha. Seda'nın hikayesi şey açısından çok güzel. Hikayelerin içinde bu açıdan en güzeli. Ne biliyor musun? Hayal dünyası çok güzel. Hayal dünyası çok gelişmiş. Yani yeni buluşlar, yeni kitap yazan insanlar hep hayal dünyası geniş insanlardır. Yani gerçekte o olay olmasa bile hayalen onu canlandırıp yazmış yani. Gelecekte güzel yazacağını düşünüyorum. Çok güzel. Ama anlatımlarda yazım hatası var. Hani Hazel'de olduğu gibi kelimelerde ufak tefek harf hataları var. Harf. Bu ne demek? Bir daha okuyacaksın. Kelimeleri tam harfleri yazacaksınız bak. Seda'da da sende de aynı hata var ikinizde. Ama hikayeleriniz çok güzel. Hayal anlamda en güzel hikaye senin diyebilirim. Ayşe'nin hikayesine geldik. Ayşe nerede? Ha burada. Ayşe hem sınıf olarak şey olarak yani çok tasvirleri çok güzel yapmış. Yani tasvir ne demek çocuklar? Mesela şu şurayı yazacaksın. Bütün mahallenin çocukları toplandı. İşte en küçük Ömer'den en büyük bilmem kime kadar işte allı pullu şuydu buydu. Anlatıyorsun ya. Hayalinde bunu canlandırıyor. Tasvir bu demek yani. Anlıyoruz değil mi? Kimisi işte uysal çocuk, kimisi şudur, yaramazdır, şudur. Bütün hikayeyi anlatmak tasvir demek. Bu anlamda tasvir çok güzel. Yazısı da güzel, anlatımda hata var yalnız. Ayşe'de de var. Anlatırken, anlatım hatası dediğim, olayı burada anlatıyorum ya, buradan bakkala gidiyorum diyelim. Bakkala giderken ara kopukluk var, örnek diyorum yani. Buradan bakkala giderken de bir şey olması lazım. Yani buradan köye gidiyorsun ya, buradaydık, köye vardık, olmaz. Buradan çıktık arabaya işte bilmem nereye vardık. Bilmeyen adam bunu hepsini hayal edecek, oraya varacak yani.
Merve'nin hikayesi de güzel ama çok kısa. O da. Yani hikayesi güzel ama çok kısa. Sizin mesela şimdi burada en küçük kim var? İlkokul 1'e giden. Onların hikayesi tamam. 10 satır falan olabilir ama normalde hikayeleriniz 1 sayfa, 1,5 sayfa. Ayşegül gibiler için 2-3 sayfa, Seda Gilgi için artık biraz daha uzaması lazım yani. Yaşına göre güzel. Yok yok, ömür var. Bir ömür nerede? Tamam, bu çocuk da, bu çocuk da bir yerde alıntı yapmış ama hikayesi çok güzel. Bu çocukla beğendim ömürüm. Yarışmanın su içeceklerinizi bir amcanız verdi. Sizi fazla tanımıyor. Çocuklar dedi sevinsin dedi. 50 liralık şey aldık. Sizin bu yarışmanın bütün masraflarını Beşir amcanız karşıladı. Ona teşekkür edin. Teşekkürler Beşir amca. Bu pandemiden dolayı dedi çocuklar bir heyecan olsun, bir güzellik olsun. Bir araya gelsinler, beraber birbirimizi tanıyalım, muhabbet olsun dedi. Beşir amcanıza bir, önce bir alkış yapalım hepimiz. Teşekkür ediyoruz. Burada. Evet. Beşir amcanız şimdi size hediyelerini tek tek verecek. Birinci kim oldu? Beşir amcam oldu. Şimdi konuşmuyor ama. Birincinin ödülü 90 liraydı. Bir dinleyin. Dinleyin, dinleyin. Ama 3 kişi birinci olduğu için 3'e paylaştırdık. Evet. 3 kişiyi çağırıyoruz. Birinciye 90 lira ayırdıydık. 3 kişiyi çağıralım. 3 kişiyi çağıralım. İsim söylenenler alkışlıyoruz. Evet. Birinciler. Ayşe. Koş la koş. Arkadaşlarınız alkışlayın. Seda. Seda. 3 kişi. Bak burada. Birinciliği oradan söyleyeyim. Burada en güzel hikayeyi Ayşe yazmış. Evet. Bak söylüyorum, en güzel hayal hikayesini Seda yazmış, anlatım olarak en güzel Taze yazmış. Evet. Gerçek bu yani. Üçü de ondan birinci oldu. Tekrar alkışlıyoruz. Elif'e anlatabildim mi? Ayrıca veriyoruz. Elif'e alkışlıyoruz. Evet, ayrıca yarışmaya katılan herkese de hediye veriyoruz. Ayrıca. Evet. Eren'e veriyoruz. Eren neresin? Eren koş. Alkışlayın. 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 Merve var mı? Var. Merve koş. Evet, hepsini alkışlayın. Gülçen az. Gülçen az bu adı. Sen geç. Gülçen çalmayacak. O gelip çalmayacak. Bir şey değil mi? Ömür. Ömür gelmemiş. Ömür'ü kim verecek? Merve. Ha, bu çocuğa verelim. Gel. Dur. Ver ama onu, oldu mu? Ömür'e verelim. Tamam. Hamdi Kağan. Hamdi. Hamdi boş. Akşay boş. Akşay. Çağla mı? Çağla senin de var. Hadi Çağla'yı da alkışlar. Herkes alkışlıyor. Beşir amcanıza teşekkür edin hepiniz. Teşekkürler. Ailemize güzel bir şey yaptı. Teşekkürler. Şeylerinizi de yiyin için. Harçlıklarınızı da güzel harcayın. Teşekkürler. Derslerinize iyi çalışın. Yakında bir daha yapacağız. Bir hikaye de yaptık. Bak biraz daha önem verin yarışmaya. Tamam mı? Evet. Burada eksikleri söyledim. Herkes de katılsın yani. Hadi teşekkür ettim. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım.